Nedret Ersenel Beraberlik kime yarar? Avrupa'daki savaş için Batı'nın son tespiti şu. Her iki tarafta nihai savaş hedeflerini gerçekleştiremez, Rusya Ukrayna'nın tamamını ele geçiremez ve Ukrayna Rus kuvvetlerini topraklarından tamamen çıkaramaz. Yani beraberlik istiyorlar. Patak alalım demektir. Şu sıralar Üst üst gelen görüşme ve gelişmeler en azından bir ateşkes arayışının işaretlerini veriyor. Son örnek, Almanya eski şansölyesi Gerhard Schröder'in Putin'le buluşmasından çıkanlar. Ona göre Rusya bir çözüme hazır. Türkiye'nin girişimleri ortada. Tahıl uzlaşısı ön açtı ama Washington evet demezse bu işler yürümez. Ne de olsa devlet görmüş bir Schröder. Barışı istemeyenin Amerika olduğunu böyle söylüyor Kiev fasulyeden. Bir de şunu söylüyor. Bir Rus devlet başkanının Kırım'ı gözden çıkaracağını kim cidden düşünebilir? Yukarıdaki Rus kuvvetlerini topraklarından tamamen çıkaramazsının Almancası. Benzerini Amerika Dışişleri Eski Bakanı Pompeo da söylemişti. Oraları unutun mealinde. Sonradan çark etti ama Kissinger da Ukrayna toprak versin mesele kapansın önerisini ağzından kaçırdı bir kere. Hala da sözümü geri aldım ama dünya yine de dönüyor, imalı konuşmalar yapıyor. Beraberliği içeri satabilirsiniz ama toprak kaybı var. Tabelada yazan o, madem kazanan var bir de kaybeden olmalı. Bu Ukrayna mı? Harita üzerinde öyle ama siyaseten dünyanın gözünde. Onu da geçelim. Tamam Rusların toprak kazanması gol ama asıl birleştirdikleri harita. Tapudaki parsel sayısı. Doğuda Hazar'ın bittiği yerden, Karadeniz dahil Avrupa'nın göbeğine kadar alanı kara ve su yolları birlikte tek kaleme indirmiş bulunuyorlar. Ankara bunu çoktan gördü. İşimize nasıl getiririz yolunda? Her neyse, şu an beraberlik falan yok. Amerika da biliyor, Avrupa da biliyor. Mesele yeni jeopolitiğin faturasının nasıl ödenici? Bu savaşlar ona yetmiyor. Amerika döndüğü iddiası bitmiş görünüyor. Sadece dönülen yer değil, kendi evi de hayli karışık Amerika'nın. İç siyaset, ekonomi, ısınmış sosyal katmanlar, yaklaşan seçimler. Hepsi dalgalanıyor. Bu yüzden Tayvan'ı savaşa sürüklemesi mümkün gözükmüyor. Ne şevki ne kapasitesi var. Önce Afganistan, sonra Ukrayna, hele Tayvan'da da yenilgi Neleri hızlandırır kestirilemez. Kaba okumaları baştan yapmamın sebebi tam da tersi riske dikkat çekmek için. İhtimal veren yok ama Kasım seçimlerini Biden hükümetinin kazanması durumunda yenilenmiş yönetimin gerçekten savaş çıkarma ihtimali akılda tutulmalı. Üstelik küçük de değil, en az orta boy. Amerika'nın krizin giriş aşamasında olduğu, gelişme aşamasının 2025-2027 yıllarında yaşanacağı ki zirvedir. Takip eden 5-6 yıllık süreç içinde de eski Amerika'nın dirileceğine ilişkin bir kehanet var. Nasıl olacağı ayrı bahis ama kimi Türk uzmanlar dahi bu senaryoyu tam bilmeseler, anlamasalar bile bak bu Amerika'dır. Fazla dalaşmamak lazım. Herkesin boy ölçüsü bellidir mealinde bir aklı geliştirerek Amerikan altyapısının gücüne dikkat ediyorlar. Anlamı şu, Amerika'nın tazelenmesi, Öldürmeyen güçlendirir prensibiyle o muazzam altyapı harekete geçerse kimse önünde duramaz. Amerika'nın geçireceği krizi atlatması için önerilen bilinen başkaca bir yolda yok. Altyapı üretimin devasa çarkları dönecek. İyi de ne üretecek? Kısa zamanda hacimli üretimler yapılması ve hemen satılması gerekiyor. Üstelik o malın fiyatı da milyar dolarları denkleyecek. Silah tabi bu şartları, ihtiyaçları karşılayacak. Başka ürün yok. Zaten aynı uzmanların iddialarına gösterdikleri de hep savaşlar. Özellikle büyük olanlar. Amerika'nın ana altyapı kapasitesi de bu. Yoksa başkentinde bile yollar çöküyor. Kıssası şu. Amerika savaş aramıyor. Değil arıyor. Yaşam kodu bu. Ama taşeronlar üzerinden yürüttükleri yetmiyor. Ukrayna mesela tamam birden çok ülkeye silah satmasını sağladı. Tayvan'da şekli benzerlik gösteriyor ama yetmiyor. Azerbaycan 2. İran'ın en yüksek güvenlik yetkilisi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani 16-17 Temmuz günlerinde önce Ermenistan'a gitti, ardından Bakü'ye geçti. Burada heyetiyle birlikte Cumhurbaşkanı Aliyev dahil 2 saatlik Özel görüşmeden bahsediliyor. Ülkenin yetkili isimleriyle bir araya geldi. İran basını bu ziyareti Tahran-Bakü ilişkilerinde büyük bir adım ve Tahran-Bakü ilişkilerinin dokunulmazlığı konusunda bölgesel ve uluslararası gözlemcilere önemli mesajlar verecek spotlarıyla duyurdu. Son Dağlık Karabağ Savaşı sırasında İran-Azerbaycan ilişkileri Kötü niyetli kişiler ve onlara bağlı medyanın fitnelerinden kaynaklanan yanlış anlamalar nedeniyle yanlış yorumlara neden olduysa da ortak çabalar ilişkilerin yeniden kurulması ve işbirliğinin gelişmesi önündeki engelleri kaldırdı. Yapılan anlaşmalar Tahran ve Bakü'nün ciddi bir şekilde uzlaştığını gösteriyor. Takiben diyelim geçtiğimiz perşembe günü Bakü'den Başka konuda bir açıklama geldi. 4 Ağustos tarihinde Azerbaycan'ın İngiltere Büyükelçiliği radikal dinci grubun saldırısına maruz kaldı. Binaya giren radikaller elçiliğin balkonuna dini bayraklar asarak sloganlar attılar. İngiliz medyası saldırıyı Şii aşırılıkçı bir örgütün üstlendiğini duyurdu. Bu örgüt Londra'da yaşayan Kuveytli göçmen Şii din adamları tarafından kurulmuş. İngiltere adı geçen bölge açısından dikkat isteyen bir ülke. Büyükelçiliğin içine balkonuna kadar ulaşmak nasıl bir güvenlik açığıdır? ayrı konu. Ama bu iki olay arasındaki bağ çarşamba günkü yazımızı boşa yazmadık. Nedret Ersenel, Yeni Şafak. Ahmet Hakan. Ne etti size Hulusi Akar? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçen günlerde basına açıklamalar yaptı. Söylediklerinin tamamını okudum. Kısa konuşmadaki temalar şunlardı. DAEŞ'e karşı Türkiye'nin verdiği mücadele, terör örgütleri arasında ayrım yapmamanın ahlaki zorunluluğu, Fırat Kalkanı harekatıyla etkisiz hale getirilen teröristler, Suriye'nin istikrara kavuşması temennisi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı insani çalışmalar, Bakan Akar'ın yaptığı değerlendirmeler arasında şöyle bir cümle de yer aldı. Biz Türkiye ve Suriye'de 9 milyon Suriyeli kardeşimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. İşte bu cümleyi o genel değerlendirmelerin içinden cımbızla çektiler ve üzerinde bolca tepindiler. Neymiş efendim Bakan Akar Türk vatandaşları dururken Suriyelilerin hayatını kolaylaştırmaktan söz ediyormuş. Böyle şey olur muymuş? Ne deseydi Bakan Akar biz Türkiye'de ve Suriye'de 9 milyon Suriyeli kardeşimize hayatı zehrediyoruz mu deseydi? İyi ama Türkiye'deki Suriyelilere hayatı zehredersen ortaya trajediler, insanlık dışı görüntüler çıkmayacak mı?'' İyi ama Suriye'de sınırımıza yığılmış Suriyelilere hayatı zehredersen, 5 milyon yeni sığınmacı olgusuyla karşı karşıya kalmayacak mısın? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, benim gözlemime göre kabinenin en liyakatlı isimlerinden biri. Sorumluluğunu aldığı her işi başarıyla yerine getiriyor mu? Getiriyor. FETÖ girdabına maruz kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kısa sürede yeniden şahlanmasını sağladı mı? sağladı. Uluslararası alanda Türkiye'nin tezlerini en etkili şekilde ifade ediyor mu? Ediyor. En son tahıl anlaşmasının güvenliğini sağlama konusunda tüm dünyanın takdir ettiği çalışmayı yapıyor mu? Yapıyor. Şöyle bir bakıyorum ortama. Milli Savunma Bakanına şunu eksik yaptın, şunu yanlış yaptın, şunu yapamadın diyemiyorlar diyemedikleri için cımbızlanmış, saptırılmış, yanlış yorumlanmış bir cümle üzerinden Bakan Akar'a saldırıyorlar. Hadi FETÖ'cü hesapların Bakan Akar'la uğraşmasının makul bir sebebi var da diğerlerine ne oluyor? 7 İklim Dergisi Tertemiz bir mecra KPSS şahibesinin odağında 7 İklim diye bir yayın evi var. Bir de bizim 7 İklim isimli edebiyat dergimiz var tartışmaların odağındaki 7 iklim yayın eviyle 7 iklim dergisini karıştıranlar olmuş. Onlara şunları söylemek isterim. 7 iklim dergisi Türkiye'nin en nezih, en saygın, en müstesna mecralarından biridir. Tertemizdir. İlk sayısını dün gibi hatırlıyorum. 1987 yılının Mart ayıydı. Şair dostum Adem Turan'la birlikte nasıl da heyecanla, sevinçle, ilgiyle karşılamıştık. Adem ilk şiir kitabını bu derginin yayınlarından çıkardı. Benim de minik bir katkım olmuştu yedi iklime. Derginin kurucu babaları şunlardı. Ali Haydar Haksal, Osman Bayraktar, Alim Kahraman, Mustafa Çelik, Hasan Aycın, İbrahim Usul, İlhan Kutluer, Ali Göçer. Her biri sanat, edebiyat, kültür alanında önemli isimlerdi öncülük yaptılar, dergiyi bir edebiyat mektebine çevirdiler. Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinin izleyini takip etti yedi iklim. Haram yememiştir, şaibenin izi tozu bile yaklaşamamıştır kendisine. Ekmek kadar temiz, su gibi aydındır. Ta 1987'den beri yayında ve bugün de kültüre, sanata, edebiyata katkısını sürdürüyor. İptal KPSS sınavının iptal edilmesi çok iyi oldu. Bunca şaibenin ardından iptalden başkası kurtarmazdı. Ahmet Hakan Hürriyet